Sıradaki soru akrabalar arası dedikodu, gıybet hakkında ne söylemek istersiniz hocam? Şimdi şöyle yani men vasale vasalehullah akraba en yusale. Yani vasıl sıla-i rahim mesela bu çok önemli bir şey. Ayeti kerimelerde, hadis-i şeriflerde Mevla Celle Celaluhu kendisi buyuruyor ki akraba alakasını buna sıla-i rahim deniliyor. Evet. Yani Mevla Teala onu koruyan kişi yani akrabasına merhameti koruyan kişi ben ona merhamet ederim. Akraba bağını kurana ben bağ kurarım diyor. Hani men kata'ahullah diyor. Akraba alakasını keseni ben keserim diyor. Kim ömrünün bereketini istiyorsa akraba alakasını gözetsin diyor. Kim efendim helal yani rızkın bollaşmasını istiyorsa anne babasının hakkına dikkat etsin diyor. Ana babanın hukukunu gözetsin, onların duasını alsın diyor. Rızkın bolluğuyla alakalı ana baba. Böyle meseleler var. Şimdi yani bir insan orada mesela gitmeyene gitmek, sormayana sormak lazım. Evet. Şimdi bu kadar biz bunları gözetmemiz gerekirken bir de akraba alakasının kesilmesi, bir de ne bileyim onların aleyhinde konuşulması, onlara efendim hakaret edilmesi, gıybet edilmesi. Aman Allah'ım yani sen şimdi bunları gözetmen gerekirken, ihya etmen gerekirken, bunlara saygı hürmet etmen gerekirken bir de bunlara efendim hakaret veya bunların aleyhinde konuşmak veya bunlara gıybetlerin edilmesi, iftiraların edilmesi, kin tutulması bunlar insani ve İslam olmayacaktır. Çok dikkat edelim. Bu yanlışlara düşmeyelim. Onun için yani Allah'ın azabı mesela ma yuazibani bi ukube. Allah azabı acele etmez diyor. İlla iki şeyde el bagyu bagi. Bagi haddi aşmak. Teröristlik yani. Ve hukukul valideyni. Anneye babaya diyor haddi aşmış. Yani akrabaya anne baba haddi aşmış olan onlara saygısızlık yapan Allah azabı çabuk gönderir diyor. O kadar önemli. Ya biz buradan neyi anlıyoruz o zaman? Yani bir insan akraba alakasını, anne babasına, çevresine, akrabasına onların hukukunu son derece gözetmeli. Evet. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ya Resulallah ben cihada yazıldım. Resulullah'ımızla beraber efendim Tebuk'a gidiliyor. Yazıldım. Resulullah buyurdu ki sen anne baban yaşlıydı. Onlar efendim tabii o zamanlar eve su getirilecek, hayvanlar otarılacak, onlar sağılacak. Şimdi yaşlı bir insanın yapması, kuyudan su getirmesi zor. Doğru, evet. Ondan sonra İzzem Bey, anne babana sen dedi git ilgilen dedi ya. Yani anne babana ilgilen. Onların sende hakkı var. O zaman şimdi mesela su evde akıyor. Efendim yani sipariş veriyor. Eve geliyor. O zaman hayvanları götüreceksin. Onları otlatacaksın. Su evet, sağacaksın. Evet, çok... Efendim ateşi yakacaksın. Odun getireceksin. Bir sürü iş. Hiç. Şimdi bir yaşlı bir dedenin nenenin yapacağı bir iş değil. Onlara bakıma muhtaç. Evet. Resulullah'ın biz anne babana sahip çık dedi. Anne babanı gözet. Yani biz burada demek ki insan akraba alakasını yakınlarını gözetmeli. Onların efendim hukukunu dikkat etmeli. Onların aleyhinde konuşmalar vesaire. Bunda çok vebali olur yani. Evet. Tabii. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Bir insan bir insana yardım eder, onun sevap alır ama o mahrem diyor yani yakın akrabası olursa zikarabe, akraba olduğu zaman 70 katına çıkıyor. Allah. Yani aynı infak, aynı sevap 70 katına çıkıyor. Dikkat etmek lazım. Evet. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz.